İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Ve ellerimizde birçok çakra bulunmaktadır. Üste gördüğümüz gibi resimde her parmağın yine bir karşılığı olan elementi vardır. Baş parmak eter elementi, nötr şart, sevgi, saf sevgiyle bağlantılıdır, evrensel özdür. İşaret parmağı hava elementi, negatif şart, kalp ve ciğerlerle bağlantılıdır. Orta parmak ateş elementi, pozitif şarj, sindirim, metabolizma ve yaratıcı güçle bağlantılıdır. Yüzük parmağı su elementi, negatif şarj, akmakta olan her şey ve yaratıcılıkla bağlantılıdır ve küçük parmak toprak elementi, pozitif şarj, topraklama ile bağlantılıdır. Burada da resimde görebiliyoruz. Enerji sisteminde, vücudumuzda, bedenimizde nasıl, hangi yollarla akan bağlantıları görüyoruz burada. Çakralardan geçen ve hormon bezlerinden elbette. Evet, daha yarım saatimiz var görüyorum. Yani konuyla iyi bir süreçteyiz, geçtiğimiz süreçte. Şimdi kısaca diğer konularımıza geçelim. Bu konular aura kadar ayrıntılı değil. Ondan sonra inşallah faydalı bir şekilde diliyorum ki kapatacağız. Burada da yine notlarımın arasında. Evet, şimdi auraya geçtiğimiz için aurayı alıyorum hemen. Bizler sadece göründüğümüz bedenlerden ibaret değiliz. Aura dediğimiz, şu gördüğünüz, çevremizde bulunan enerji katmanlarından oluşuruz. Görünen fiziksel bedenimiz bu katmanların oluşturduğu elektromanyetik titreşimlerle çevrilidir. Tıpkı bir sirh, bir koza gibi ya da bir enerji balonu gibi görüyorsunuz resimde. Fiziksel bedenimizin etrafını sarar ve dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya sürekli enerji geçidi yapar. Bedenlerimiz dışarıdan içeriye kozmik, ruhsal, zihinsel, yani demek istiyor ki buradaki gördüğünüz katmanlar aynı şekilde birkaç katman içerisinde bulunuyor. En dışarıdaki, şunu mesela, kozmik beden olarak düşünebiliriz. Bunun adı kozmik beden. Evrene açılan diyebiliriz. Onun altında ikinci katman olarak ruhsal beden. Onun altında birkaç bedenimiz var çünkü arkadaşlar. Onun altında zihinsel beden. Bunların sıralaması aynen böyle. Ve duygusal beden. Tüm çakra sistemlerinin bulunduğu eterikte ve en altta gördüğümüz, dokunduğumuz fiziksel bedenden oluşuyoruz. Yani duygusal bedenden sonra eterik bedenimiz geliyor. O da bu çakraların bulunduğu bölgeler. Dolayısıyla birlikte bezleri, her bir çakramızın bezi var biliyorsunuz. Çok önemli işlevleri var organlara karşı. Evet. Ve tabii en çok bildiğimiz fiziksel bedenimiz. Her ne kadar biz bedenlerimizin
birbirinden ayrı olduğunu düşünsek de bu beş bedenin birbiri içine geçmiş hali sürekli bir enerji alışverişi, bilgi alışverişi içindedir. Duygular, korkular, kaygılar, düşünceler, düşünce formları, negatif enerjiler, elektron bulutu gibi titreşim halinde bedenden bedene gördüğünüz gibi geçiş yapar. Aslında ruhsal bedenden temiz enerji gelir ama ne oluyorsa bir alt bedende yani zihnimizde oluyor. Zihin yapımız, anlama ve algılama şeklimiz, düşünme sistemimiz ve kalıplarımız, bakış açımız ve bu çok meşhur bilinçaltımız, kayıtlarımız aynı zamanda bu enerjiyi değiştirip dönüştürecek içeriği alır ve o kadar da güçlüdür. Zihinsel bedende dönüşen bu enerji formları titreşimler halinde bir alt bedende olan duygusal bedene geçer ve frekansı, titreşimi aynı yönde değiştirebilir. Bu duygusal titreşimler negatif anlamda acı, üzüntü, öfke, gerginlik, korku, kaygı gibi düşük frekansta ise alt bedendeki eterik bedende yani çakralarımızın bulunduğu bedende ve onunla bağlantıda olan enerji kapılarına yani çakra sistemlerine akar. Bu akış hormon bezlerine, endokrin sistemine ve ilgili organları, devamında hücreleri, hücre hafızası diye bir şey olduğunu biliyoruz. Aynı frekanslarla titreştirmeye başlar. Bu titreşimler düşük frekanstaysa orada bir hastalığın başlamasına neden olabilir. İşte buyurun alın size hastalık. Aslında olay tıpkı bir kimyasal reaksiyon gibi gerçekleşir. Birbiriyle etkileşim halinde tüm bedenlerimizde bu bozulmalar arka arkaya yavaş yavaş devam eder. Fiziksel bedende sağlıklı, ruhsal bedende huzurlu, zihinsel ve duygusal bedende pozitif olmak yaşamda uyum ve ahenk yaratır. Bu cümleyi tekrar edeyim. Fiziksel bedende sağlıklı olabilmemiz için, ruhsal bedende huzuru bulabilmemiz için, zihinsel ve duygusal bedende pozitif olabilmemiz için yaşamda uyum ve ahenk yaratırız. Bu bütünsel olarak sağlıklı olmamızı sağlar elbette. Bunun adına da yine kısaca burada değinmişiz. Bütüncül tıp, holistik tıp anlamında geçiyor yabancı dilde ya da bütünsel tıp bir yaşam tarzıdır aslında. Bilincimizi yükselten, yaşlanmayı geciktiren anti-aging özelliğine sahip yaşam kalitemizi ve frekansımızı yükselterek elbette bizi daha mutlu, daha huzurlu, ne kadar pozitifsek o kadar da az yaşlanırız değil mi? Sonuçta beyazlarımız yaşlandıkça daha da kendini gösteriyor örneğin. Ve daha tatminkar bir yaşamda olmamızı elbette sağlarız. Gün içerisinde ne kadar çok insanla iletişimde bulunursak o kadar çok astral bedenimizi yani kozmik alanda o en dışta düşünce formu, enerjiler bağlanır ve hayatımızda birçok problemlere neden olur. Günlük yaşamda insanların astral bedenleri birbirine karışır. Tıpkı enerji balonları gibi. Diğerlerinin kıskançlığı ya da öfkesi bir başkasının aurasına bağlanabilir. Bu bütün olumsuzlukları size çekebilir. Bu bütün olumsuzlukları size çekebilir. Tekrar etmişiz burada. Kazaları, hastalıkları, negatif titreşimleri bir mıknatıs gibi yani çekebilir. Tıpkı bir mikrop gibi, virüs gibi astral bedene yapışır ve eğer temizlenmezse etkisini giderek artırarak bedenden içeriye girmeye başlar. Bu yüzden beden bağışıklığımız çok önemli. Ruhsal modumuzu, moral ve motivasyonumuzu düşürmememiz çok önemli. Bizi yoran veya bizi yorgun, halsiz, isteksiz hissettirebilir. Eğer bir dışarıdan olumsuz bir şey aldığımızda
artık içeriye doğru bedenimize aktığında ruhsal olarak, moral olarak bizi yorar, halsiz, isteksiz hissettirir ya da ilişkilerimizde gergin, öfkeli, alıngan, hassas hissettirebilir. Enerji bedenimiz dışarıdaki alandan ve başka insanların enerji bedenlerinden transferler aldıkça alanımıza bu geçişlerde öfke, kin, nefret duyguları gibi ve bu insanların auralarındaki düşünce formları onlarla diyalog halindeyken ya da aynı ortamdayken bizim enerji bedenimize aynı şekilde transfer olmuş olur. Eğer auramız zayıfsa, inceyse, yani frekansımız düşükse, bunlar bu bedenlerden içeri geçerek bizi olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin burada herkesin bildiği halk arasında nazar olarak bilinen titreşim bunlardan bir tanesidir. Auramıza girerek bizi olumsuz etkiler. Nazar aslında telekinetik bir olaydır. Düşünce formlarıyla enerji alanımızı bozar. Üstelik o kişinin sizi görmesine bile gerek yoktur. Yani görüyoruz ki düşüncelerimiz ne kadar önemli. Enerji zamandan ve mekandan, bu da çok önemli, bağımsız bir şekilde hareket eder ve gelir sizi bulur. Sizi düşünmesi bile yeterlidir. O titreşim auranızı bombardıman eder. Tıpkı uçları sivri iğneler gibi atom ve atom altı parçacıkları ile auramızda etkiler oluşturur. Düşünsel akışın yanı sıra bedensel yakınlaşmalarda auralar birbirine karışır. Sarılmak, birlikte uyumak, cinsel birliktelerde çok fazla negatif enerji transferleri olabilir. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Düşük frekanslı auraya sahip biri sizin enerjinizden beslenirken, daha yüksek frekanslı auraya sahip biri sizin enerji alanınızı yükseltir. Ne kadar birbirleriyle etkileşim halinde. Aslında hepimiz birbirimize ruhsal kordonlarla bağlıyız. Enerjisel eterik bağlar diyoruz buna. Bir insan ile konuşmaya başladığınızda bir enerji bağlantısı açılır ve enerjiniz birbiriyle bağlanır. Bazı insanlar bu enerji bağlarında yararlanır ve bazı sizi pozitif enerjisini kendilerine doğru çekebilirler. Enerji vampirliği diyoruz bu durumda. Temiz bir auraya sahip olmak beden bağışıklığını yükselttiği gibi ruhsal modumuzu ve motivasyonumuzu da yüksek tuttuğunu biliyoruz. Saygınlığınız, çekiciliğiniz, kabul görmenizi, takdir edilmenizi ve onaylanmanızı ciddi oranda etkiler. Işığınızdır aura. Aynı zamanda şansınızı açar. Halk arasında yıldızı yüksek, yıldızı düşük denen kavram spiritüel, yani ruhsal anlamda aurayı kastetmiş oluyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Güçlü ve temiz bir auraya sahip olmak, yüksek frekansta olmak, bedenler üzerinde üçüncü boyut varlıkların, psişik atakların, büyüler, tılsımlar, nazarlar tutunmasını engeller. Üçüncü boyut varlıklar bizden çok daha düşük frekansta enerjisel varlıklar anlamındadır. Bunun dışında negatif enerji formları, psişik enerjiler ve bu varlık enerjileri zayıf auraya tutunabilir. O insana musallat olduğunda kişinin dinamikliği, zindeliği azalır. Ruhsal yapısı, beden bağışıklığı giderek bozulabilir. Yorgun, bitkin, isteksiz, modu düşük, hep uyuma isteği, şiddet, intihar eylemi, depresyon, kontrolsüz öfke, negatif davranışlar, cinsel sapkınlıklar ya da bir sürü olumsuz eylem sergileyebilir kişiler. Zamanla yaşadıklarının şiddeti artarak kişi yolunda gitmeyen durumun farkında olur ama kendini güçsüz hissettiği için işin içinden nasıl çıkacağını bilemeyebilir. Evet, şimdi yavaş yavaş frekanslara ve enerji titreşimlerine geliyoruz.
Özellikle frekansı 200 MHz altına düşen, bu şekilde başlıyor zaten bütün negatif enerjiler. Negatif duygu durumunda birinin zararlı bağımlılıkları olan depresif ruh hali halindeki birinin aurasına bu tür psişik ataklar ve üçüncü boyut varlıklar çok daha güçlü tutunabiliyor. Bu enerjiler auranız güçsüz ise size tıpkı bir mıknatıs gibi çekilir ve yaşamın dengesini etkiler. Bu yüzden aura temizliği çok önemlidir ve özen de göstermemiz bir konudur. Bizi dışarıdan gelen her tür psişik ataklara karşı koruyacağı gibi hem beden sağlığı hem biliyorsunuz bağışıklık sistemi yine günümüzde çok önemli. Bolluk ve bereket açısından da önemlidir. Temiz enerjili insanların auraları daha beyaz ve parlak, üzerindeki ışık aydınlık ve nettir. Onların yanında bu enerjiyi hissedersiniz. Kendinizi onların yanında iyi hissedebilirsiniz mesela. Özellikle bilge ruhlu insanların auraları mavi ve mora yakınken, düşük frekanslı insanların auraları sanki dumanlı, kirli ve karanlıktır. Yanlarında kendini mutsuz, gergin, huzursuz ve sıkıntılı hissedebilirsin. Bu auranın size geçirdiği işte enerjidir. Temiz aura görünür olmamızı, fark edilir olmamızı, ışığınızı etkiler. Başkalarıyla daha iyi ilişkiler kurmanızı güçlü anlamda olumlu yönde etkiler. İnsanlar doğal olarak aurası temiz ve enerjisi ışıldayan biriyle çekim alanına girerler. Şimdi biraz aura temizliğine burada değinmek istiyorum. Aura temizlemek günde sadece birkaç dakika yapılan bir işlemdir. Herkes yapabilir. İki kez yapılması çok önemlidir. Sabah ve akşamları sabah uyandıktan sonra hani tüm gece boyunca üzerinize sinebilen negatif enerjilerden arınmak için. İkincisi gece uyumadan önce gün boyu üzerinize sinen tüm negatif enerjilerden arınıp huzurlu bir uykuya geçebilmek için gereklidir. Çalışma temizlemesi ve güçlenmesi nasıl yapılır aura çalışmasının? Yine rahat bir pozisyon alıyoruz. Meditasyon müziğinde de olabilir eşliğinde. Evet. 11 diyafram nefesi alıp veriyoruz. Burundan 4 sayıda al, 4 sayıda tut, 8 sayıda ağzından bırak. Üzerinizde negatif enerji, negatif düşünce formu, sizden veya alandan kaynaklı, bulunduğumuz alandan, dışarıdaki insanlardan veya kaynaklı, her nefeste arınarak kendinizi rahat bırakın. Yani her nefeste arınıyor algısında rahat bırakın ve bunu yaparken de nefes alırken örneğin beyaz ışığı burnumuza çekerek ağzımızdan da 4 sayıda hani çekiyoruz, 4 sayıda tutuyoruz, 8 sayıda da ağzımızdan verirken siyah rengi düşünüp imajinasyon yapabiliriz. Yine niyetimizi koyuyoruz en baştan. Aldığım her nefeste öncelikle bedenime, bilincime, ruhuma, yaşanma şifa olarak aksın. Derin bir nefes daha alıp veriyoruz. Aldığım her nefeste frekans boyutum artıyor. Şükürler olsun aldığım her nefese gibi niyet cümleleri, olumlu cümleler kurabiliriz. İçinizden nasıl geçiyorsa. Başınızda taç çakranıza odaklanıp bembeyaz, yoğun bir duş başlığın altındaymış gibi oradan itibaren bembeyaz ışığı hissedip ve kabul edin. Onu imajine edin. Yani görüntü olarak veya his olarak söyleyemedim. Tüm başınızın içinde tüm hormon bezleri, hipofiz bezi, dopamin, oksitosin, serotonin, endorfini aktive ederek sizi mutlu ve huzurlu hissettirsin. Beyaz ışığı
sağ lobunuz duygusal zeka oluyor. EQ ve ruhsal zekanızı SQ pardon. Beyaz ışığı sağ lobunuz duygusal zeka EQ oluyor ve ruhsal zekamız SQ. Beynimizin sol lobunu bilişim zekamız oluyor bu SQ sol lob ve IQ güçlendirerek beyninizin ön lobunda başınızın içinde dolaştırın ve bembeyaz ışığı hissedin. Yani beyaz taç çakranın sembolü renk olarak bunu canlandırmak gözünüzde çok önemli. O bembeyaz ışığın bedeninize aktığını hissederek boğazınıza indirerek güçlendirin. Yine nefes alın verin. Size iyi gelmeyen negatif şeyleri sizden çıkmasına izin verin, kabul edin. Niyet edin. Bu bembeyaz ışığı tabii yavaş yavaş akciğerimize, göğüs kafesimize hani yavaş yavaş çakralarımızın bulunduğu bölgelere imajinasyon yaparak dolduruyoruz. Göğüs kafesimize, çakramızda nefes alıp veriyoruz. Kalp çakramızdaki tüm olumsuz duygulardan arınmaya izin veriyoruz. Yine bu bembeyaz ışığı tüm mide bölgemize, üçüncü çakra dediğimiz hani ikinci beyinde yine o bölgeye dolduruyoruz. Burada da ne kadar korku, kaygı, takıntı, panik duygular varsa derin bir nefes alıp ve ağzımızdan çıkmasına yine izin veriyoruz. Kendi içimizde huzuru seçip tüm negatif duyguları serbest bırakmayı seçip ve niyet edip nefes alıp veriyoruz. Nefes çok önemli. Nefes hayat demek zaten, yaşam demek. Göbek bölgesinden aşağı iki parmak altı sakral çakraya yine bembeyaz ışığı indiriyoruz. Tüm organlarımızı bembeyaz ışıkla kaplıyoruz. Yine bunu imajinasyon olarak yapıyoruz veya hissediyoruz. Ve derin bir beyaz nefes alarak İyi gelmeyen tüm her şeyi yavaşça ağzımızdan çıkmasına izin veriyoruz. Çıkarken de siyah rengi imajine edebiliriz. Son olarak bembeyaz ışığı kalça kemiklerden, kök çakramızdan bacaklara doğru indirin. Sağ ve sol ayağınıza kadar akıtın ve ayaklara odaklanıp nefes alın verin. Zihninizde kendinize yukarıdan bakın. Ve bembeyaz ışık ile kaplı bedeninizi görün. Yavaş yavaş bedeninizden dışarıya taştığını, o beyaz ışığın taştığını görün. Kendinizi bembeyaz ışıkla kaplı bir kılıfta görüp hissedebilirsiniz. Beyaz bir kozanın içinde derin nefes alıp verebilirsiniz. Bunu yaparken yine tabii niyetlerimiz şifanın tüm bedenime akmasına, beden bağışıklığımın yükselmesine niyet ediyorum diyebiliriz. Bu şekilde aura katmanları genişleterek ruhsal, zihinsel, duygusal olarak auramızı da güçlendirebiliyoruz. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresinizden edinebilirsiniz. Kısaca frekans ve titreşime de yine değinebiliriz. Evrende var olan canlı ya da cansız, soyut ya da somut her şey belli bir titreşime sahiptir. Vücudumuzun, hücrelerimizin, duygu ve düşüncelerimizin enerji olduğunu ve belli bir titreşimde olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Var olan her şey mikrodan makroya kadar birbirine atom ve atom altı parçacıklarla titreştirir. Bu titreşimlerle birbirleriyle etkileşim halindedirler. Saniyede yayılan bu manyetik dalgaların yaydığı titreşimler frekansı belirler.
şükran, sevgi, hoşgörü, minnettarlık gibi pozitif duygu ve düşüncelerin yaydığı titreşimlerin frekansı en yüksektir. Ve 200 MHz'in üstündeyken nefret, öfke, utanç, korku, suçluluk gibi negatif duygularında yaydığı titreşimler frekansı 200 MHz'in altındadır. Düşük frekanslı duyguların, yine burası çok önemli, ruhsal, moral, motivasyon devamında beden bağışıklığını düşürdüğünü ve bizi hasta ettiği artık günümüzde biliyoruz. Beynin yayınladığı alfa frekansı, yüksek frekanslı duygularla bu duyguları daha pozitif anlamda yaymamızı da sağlıyor. Burada, bu da sakin, içsel dengede farkındalıkla, anda kalarak pozitif duygu ve düşüncelerle mümkün olabiliyor. Yediğimiz hazır gıdalar, dinlediğimiz müziklere kadar, hatta kokuların bile frekansımızı etkilediğini biliyoruz. Acılı sözleri olan, duygusal yıkımlar yaratan müzikler ya da gürültülü müzikler frekansımızı düşürebiliyor. Korkuların bir frekansı var. Korkuların beynin amigdala kısmının etkileyerek frekansımızı etkilediğini, özellikle nane kokusu 78 MHz'i fiziksel bedene iyi geldiğini, gül kokusu 300 MHz'lik bir titreşim ve frekansa ruhsal ve zihinsel olarak frekansımızı yükselttiğini biliyor musunuz? Bu da yine çok önemli bir bilgi. Bu şekilde meditasyonlarımızda da kokularla çalışabiliriz. Burada da tekrar bir görüntümüz var. Enerji yükselme, görüyorsunuz renklerimizi yine. Ve bu da alçalmayla ilgili. Utanç ve ayıp, burada frekanslara bölmüşler sayılarla. 20'den başlıyoruz. Suçluluk 30. Apati 50. Acı keder 75. Korku 100. İstek arzu 125. Öfke 150. Bu şekilde çıkıyoruz. Görüyorsunuz 200 burada. Çok önemli bir yerde. Neden? Çünkü 200'ün üstü artık pozitif, yüksek frekanslara çıkarıyor. Ama 6 ise maalesef düşük ve hastalıklı frekanslarda kalıyor veya bizi bırakıyor. Evet, kabul etme çok önemli. 350, sevgi 500 frekansta. Neşe, harmoni, denge demek çok önemli hayatımızdaki yeri. Ve aydınlanma artık 700 ile 1000 arası değişiyor frekans olarak. Hızlıca tekrar geçiyorum arkadaşlar, az kaldı. Hatta günümüzde artık sorun haline gelen korona, COVID virüsünün titreşimi 50-55 MHz iken normal sağlıklı insan titreşimi 65-70 MHz'dir. Negatif duygu düşünceleri yayan olumsuz kişiler frekansını düşürerek, yani beden bağışıklığını düşürerek COVID olmaları da bu yüzden olabiliyor. Kolay kolay hiçbir hastalık titreşimi 300-400'lerde olan yüksek bilinç boyutunda olan frekanstaki insanları etkilemiyor. Dengede olan, birlik bilincinde yaşayan, çok önemli burası da, içsel olarak huzurlu, sevgi ve hoşgörüyle, güven içinde, evrensel yaşama pozitif bakabilen, maneviyatı yüksek, inançlı, vicdan sahibi olan insanların frekansı her zaman yüksektir. Yapılan araştırmalar, günümüzde insanların %80'inin frekansının 200 MHz altında olduğunu gösteriyor. Bunu öğrendiğimde ben de çok üzülerek şaşırdım. Öfkeye, kine, nefrete, sevgisizliğe, hoşgörüsüzlüğe, tüm bu negatif duygulara sahip insanların bu işte %80 çokluğu demek maalesef. Beynimiz bağımsız hareket etmiyor. Gerekli sinyalleri kalbimizden alıyor. Bilim adamları araştırmalarında kalbimizden, bu da çok önemli arkadaşlar, yayılan bu elektromanyetik alanı sadece duygularımız tarafından
oluşturulmadığını ve gücünü diğer önemli bir kaynaktan derin inançla bağlandığımız ve hayatımıza doğrultusunda yön verdiğimiz düşüncelerimizden aldığını buldular. Bütün duygu ve düşüncelerimizin kalbimizin enerjisinden bilgi olarak yayılmakta, yayılan en kuvvetli sinyal olarak sadece beynimize ve organlarımıza değil, aynı zamanda dünyanın derinliklerine doğru dalga dalga, tıpkı elektromanyetik dalgalar gibi alanda yayılırken insandan insana yayılmakta. Hani kalbinin sesini dinlemek ya da içindeki sesi duymak deriz. Kalbimiz inanç ve duygularımızı elektromanyetik titreşimlerle, dalgalarla alana yayar. Bu elektromanyetik dalgalar vücudumuzla sinirli ve sınırlı kalmaz ve bütün çevremize uzanır. Son bölümümüz. Bizi kuşatan her şeyle iletişim halindedir. Kalbimiz bütün inançlarımızı, geleceğe yönelik düşüncelerimizi, duygularımızı bir başka dil ile, titreşimle, dalgaların kodlanmış diline çevirir, bunları evrene gönderir. İnançlarımız kalbimizin yaydığı elektrik manyetik dalgalar dış dünya ile sürekli titreşim halindedir. Araştırmalar, kalbin elektrik akımının, bu da yine çok önemli bir bilgi, beyinde oluşan elektrik akımından 60 kez daha kuvvetli olduğu yolundadır. Yani kalbin manyetik alanı beyninkinden 5000 kez daha kuvvetli bir manyetik alanı sahiptir. Demek ki kalbimizle, beynimizle yaydığımızdan çok daha fazla enerji yayıyoruz. Bu da yine kalp çakramızın ne kadar önemli, sevgi duygusunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sevgi, şefkat, merhamet bu duyguların anlamını gösteriyor. Evet, 5000 kat daha fazla güçlü enerjisi olduğunu söyledik. Ondan sonra enerjiler ruhları da etkiler. Benzer ruhlar birbirini çeker bu anlamda. Yani aynı frekanstadırlar. Benzer benzeri çeker. Ve hepimiz aslında canlı birer mıknatısız. Kendimizi radyo dalgaları gibi düşünebiliriz bu anlamda. Evrene hangi sinyalleri göndermek bizim elimizde sonuçta. Ona uygun ruhları da kendimize çekebiliyoruz. Son olarak, evet, frekansınızın tutmadığı insanlarla ilişkilerinizi zorlamak sadece zaman kaybettirir. En yakın arkadaşınıza bakın, eşinize, dostunuza, çevrenizdeki insanlara bakın. Şu anda çekim alanımız hakkında size fikir vereceklerdir. Size aynalık yapacaklardır. Evet, burada da yine görüyoruz resimde. Kalbimizden ne geçiyorsa titreşimler halinde yerine ulaşıyor ve hızla hayatımızda bunları hayatımıza çekebiliyoruz. Evren hep misliyle iade eder. Hissettiklerimizin farkına varın ve dikkat edin. Evet, çok önemli. Enerjimizi yüksek tutmalıyız ve hayatımıza aldığımız insanların enerjilerine de dikkat etmeliyiz. Bu anlamda sözün bittiği yerdeyiz arkadaşlar. Sevgiyle, huzurla ve hoşça kalın. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız. Yeah.